İyi akşamlar dostlar. Yeni bir videoyla aranızdayım. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Seansın kapanmasına yaklaşık 2 saat erken arkadaşlar. Hemen bunun bir değerlendirmesini yapalım. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nı en son ne zaman değerlendirmişiz? 19 Ağustos'ta. Peki 19 Ağustos neresi? 19 Ağustos şurası arkadaşlar. İlk önce daha önce belirlediğimiz destek ve destekleri biz silelim arkadaşlar. Bunlar elimizin altına gitsin. Biraz fazla kalabalık yapacak gibi duruyor. Şu ana trendleri bırakacağım. Biraz daha yakınlarda tutacağım arkadaşlar. Ta şuraya kadar bir desteklerimizi sildik arkadaşlar. Şimdi önümüzde neler var arkadaşlar? Yeni bir desteğimiz var mı? Yakın destek olarak çizmeye çalışacağım. Yakın desteğimiz arkadaşlar şu anda 2 defa veya 4 defa şu bölgede düşemediği bölge olarak karşımıza çıkan 4.0 olarak karşımıza çıkıyor. Peki direnç olarak karşımıza ne çıkacak arkadaşlar? Şimdi yükselemediği bölge seansın kapanmasına yaklaşık olarak 2 saat kala arkadaşlar. Yükselemediği bölge 5.14 bizim için direnç mi? 5.14 bizim için direnç olarak geliyor. Peki trend olarak herhangi bir takip etmemiz gereken bir durum var mı? Şöyle yapalım arkadaşlar. Dipten gelen bir trendi çizmeye çalışalım. Şu anda karşımızda direnç olmasa bile destek olarak takip edebileceğimiz ikinci bir çizgimizde şu siyah direnç çizgimiz, tepelerden gelen siyah direnç çizgimiz. Onun dışında başka arkadaşlar şu anda çizilebilecek herhangi bir şey görülmüyor gibi duruyor. Hani şu anda benim fark edebildiklerim sadece bunlar. Yalnız bandın dışına çıkmış. Hisse için olumlu mu biraz sonra değerlendireceğiz ama takip etmemiz gereken noktalar destek olarak 4.0, 3.82, 3.72. Akabinde arkadaşlar direnç olarak bugün geçemediği 5.14 ve destek olarak da iki tane siyah direnç çizgimizi göz önünde bulundurabiliriz. Peki Ichimoku bulutu bizim için ne diyor? Ichimoku bulutu arkadaşlar baktığımız zaman şu bölgeden itibaren 8. ayın başından itibaren yeşil olarak devam ediyor. Hisse için olumlu mu? Evet, hisse için gayet olumlu arkadaşlar. Neden? Yeşil zaten para, cennet kapısı ve neydi arkadaşlar? Orman. 3 arkadaşlar bizim için kıymetli mi? Yeşil oldukları için kıymetli. Olumlu mu? Olumlu arkadaşlar diye düşünüyoruz. Peki baktığımız zaman aşağıdan yukarıya doğru bir genişlemesi alttan gayet güzel. Üstten yukarıya doğru gitmesi gayet güzel. Hissenin yavaş yavaş trendinin de yukarı doğru hızlı bir şekilde gitmek olduğunu kanaatindeyiz ki zaten şu anda baktığımız zaman da gidişatta onu gösteriyor. Peki Ichimoku'ya göre böyle bir yorum yaptı. Peki Bollinger ne diyor? Bollinger'in yorumuna bakalım. Şimdi Bollinger'e baktığımız zaman 3.98 neydi arkadaşlar? Orta noktamız. Şu bölge. Fiyat nerede? 5.02. Baktığımız zaman arkadaşlar %25-30'una yakın bir fiyatta bir yukarı hareket var. Olumlu mu arkadaşlar? Evet, Bollinger bandının üstünde olması olumlu olarak değerlendirileceğimiz bölge. Peki onun dışında bakın ama ile başlayan bir cümle daha kuralım. Ama şimdi bakın arkadaşlar 1, 2, 3, 4 gündür bu hisse Bollinger bandının üstünde arkadaşlar. Yani burası bir risk. Artı bugünküne baktığımız zaman Bollinger bandına değmemiş bile. Uçmuş uçmuş. Yani nasıl uçmuş? Hiç ayakları değmiyor bile. Yani bakın burada Bollinger bandının içine dışına çıkmış. İçine dışına çıkmış. İçine dışına çıkmış. Bollinger bandının ama baktığımızda dışında kalmış. Şimdi bu bir risk mi arkadaşlar? Evet, risk. Bollinger bandının en üstü kaç? 4.80 olmasına rağmen fiyatımız yaklaşık olarak 21 baz puan bunun üstünde. Bu da yaklaşık olarak arkadaşlar %5 üstünde demek ki dokunmuyor bile ki dokundurttururlar. Dikkat etmek fayda var diye düşünüyorum. Bu düşüş trendi olacağı anlamına gelmiyor arkadaşlar. Düzeltmenin sert bir şekilde olma ihtimali var. Dikkatli olmakta faydalı diye düşünüyorum ki bugün zaten 2.87 artıda. Yani endeksin olası bir düzeltmesinde dikkatli olmakta fayda var. Üzerine basa basa söylüyorum. Olumlu mu yalnız? Olumlu, onu da söyleyeyim. Hacme baktığımız zaman hacim de gayet güzel arkadaşlar. Hiçbir sıkıntımız yok. Hatta bugünkü yükselişte arkadaşlar hacim biraz yetersiz bile gelmiş dünkü yükselişlerine nazaran. Bu da neticede arkadaşlar hacimin beraber artması ve yükselerek artması bizim için olumlu. Başka da çok ciddi bir şey aramaya gerek yok diyorum. Yani Ichimoku olumlu, Bollinger olumlu, hacim olumlu olarak dediğim zaman Bollinger'e dikkat diye özellikle üzerine basıyorum. RSI'ye bakalım arkadaşlar. RSI ne diyor? 85 arkadaşlar ki 80 üzeri arkadaşlar. Tehlikeli, dikkatli olmakta fayda var. Tehlikeli derken düşüş trendi anlamına söylemiyorum arkadaşlar. Düzeltme olma olasılığından bahsediyorum. Çünkü 80 üzerinde gerginlik biraz daha artıyor. Yay biraz daha geliyor diye düşünebiliriz. Hisse için olumlu mu? Evet, hisse için olumlu olarak değerlendirebileceğim. Niye olumlu? Kardeşim fiyatımız artıyor mu? Artıyor. Neticede olumlu. Stok risayımıza baktığımız zaman stok risayla diyor ki arkadaşlar şunları bir defa kılıç kalkan ekibini şuradan kaldıralım. Baktığımız zaman arkadaşlar stok risayda aşırı alış bölgesine girmiş. Hatta mavi sinyalimiz %100'e gelmiş. Kırmızı sinyali de biraz daha zor olsa yanına getirecek. Aşırı alış bölgesinde olması fiyatın biraz daha yukarı hareketli olmasını sağlayabilir. Bizim için olumlu mu arkadaşlar? Evet, olumlu. Bunda da herhangi ciddi bir sıkıntı yok. Gelelim MAC indikatörüne. MAC indikatörü arkadaşlar o kadar çok yukarı çıkmış ki tarihinde var mı diye bakıyorum arkadaşlar. Bu kadar tarihinde bu kadar sert ve hızlı bir yükseliş görmemiş. Burası arkadaşlar kuvvetli olduğunu gösteriyor. Burada hızlı olduğunu gösteriyor. Arkadaşlar ikisi de şu anda 2017'ye kadar baktığım grafikte herhangi bir şekilde bu kadar yakından geçen bile yok. Neticede arkadaşlar dikkatli olmakta fayda var. Yani burada da bir köpük harekatı var gibi duruyor. Yükseliş trendi olmasına rağmen bir düzeltme yapma ihtimali vardır diye düşünüyorum.
Gelelim GCI'ye arkadaşlar. GCI'mizde benzer bir durum. Baktığımız zaman GCI'de 239. Hani 200'ün üzeri, teknik olarak 100'ün üzeri zaten riskli. Köpüklü olduğundan dolayı, fiyatlar da köpük olduğundan dolayı 200'ün üzeri arkadaşlar bana göre, tecrübeme göre daha riskli. Peki bu kaçtı arkadaşlar? 240'ta. Yani artık kararınızı kendiniz verin diye düşünüyorum. Netice arkadaşlar, emlak konut gayrimenkul yatırım noktada bir köpük artıyor gibi duruyor. Köpük daha da artabilir. Köpüğü alabilirler de dikkatli olmakta fayda vardır diye düşünüyorum. Gelelim diğer bir hissemize, Halkbank arkadaşlar. Halkbank'ta en son değerlendirmemizi ne zaman yapmışız? Halkbank'ı arkadaşlar 30 Ağustos'ta yapmışız. Maşallah bugün de %10 tavan kapatmış gibi duruyor. Peki arkadaşlar, Halkbank'a baktığımız zaman ne zaman? 7. ay arkadaşlar, hissenin fiyatı 4 lirayken şu anda %200 bir prim yapmış arkadaşlar. Yaklaşık olarak 12 lira 51 kuruş. Hisse gayet de almış gitmiş. Şimdi bunu arkadaşlar, buna direnç belirtmek biraz mantıklı mı? Ya ama çok da mantıklı değil arkadaşlar. Yani şu anda hissede aşırı derecede bir alım var. Yani her halükarda şöyle basit bir şekilde, daha da fazla ilerisine gitmeyeceğim ama neyse, burası anlatacağım bunu arkadaşlar. Baktığımızda arkadaşlar, destek karşımıza, hemen bunun desteğini çizebiliriz. Direncinden ziyade desteğini çizebiliriz. Şimdi destek arkadaşlar, bir defa şu 1 2 3 defa şurada hafiften düşüşte olduğu için 3 defa düşemediği bölge 7.92 karşımıza çıkıyor. Altında arkadaşlar baktığımız zaman 6.11 ve 5.79 olarak destek çıkıyor. Buralara gelir mi gelmez mi bilmem. Peki arkadaşlar, baktığımız zaman trendimiz var mı? Bir de trendimizi çizelim. Trendimizi şunun rengini değiştirelim. Trendimizi arkadaşlar takip etmemiz gereken trendimiz de kırmızı trend çizgisi. Yani olası bugün gelirse arkadaşlar, düzeltmeye baktığımız zaman 10.07 civarına gelecek. Peki takip etmemiz gereken bir üst tepelerden gelen bir trend çizgimiz var mı? Şöyle bakalım, hemen çizmeye çalışalım. Hayır, burada da arkadaşlar baktığımız zaman burada da herhangi bir takip etmemiz gereken bir trend çizgimiz varmış gibi durmuyor arkadaşlar. Dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Neticede hala yukarılarda gözüküyor. Peki onun dışına bakalım neler gözüküyor. Şimdi Ichimoku bulutuna bakalım ilk önce. Ichimoku bulutu arkadaşlar gayet de güzel. Birçok hissenin arayıp da bulamadığı şekilde ince, dar ve yeşil olarak devam ediyor. Hisse için olumlu mu? Evet, hisse için olumlu arkadaşlar. Hiçbir sıkıntımız yok. Gayet de güllük gülistan devam ediyor. Ichimoku bulutu olumlu. Bollinger bandına bakalım arkadaşlar. Bollinger bandının orta noktası 7.48. Peki hisse için arkadaşlar olumlu mu? Yani orta noktası, evet, burası, fiyatımız 12.51. Bu da gayet olumlu. Burada da herhangi bir sıkıntımız yok. Neticede fiyatı arttırıyor mu? Arttırıyor. Sıkıntı yok. Peki gelelim arkadaşlar, işte buraya değineceğim nokta. Bu daha diğer indikatörlere de bakacağız ama Bollinger bandına bakalım arkadaşlar. Bollinger bandının üst noktası burada. Şuradan görebilirsiniz üst noktasını arkadaşlar. Üst noktası 6.37. Kapanış kaç? 6.49. Yani idare eder diye düşünüyoruz. Peki arkadaşlar, burada Bollinger bandı 6.69. Kapanış 7.13. Bir yukarıda. Baktığımız zaman arkadaşlar, burada yukarıda. Burada yukarıda. Burada yukarıda. Burada arkadaşlar kaçmış? 8.68, fiyatımız 8.98 yukarıda. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 defadır arkadaşlar Bollinger bandının üstünde. Yani yay geriliyor arkadaşlar. Yay geriliyor. Dikkatli olmakta fayda var diyelim. Yani şimdi Bollinger bandı, evet, bu olumlu mu? Olumlu. Yalnız burada riskimiz de artıyor mu? Artıyor. Dikkatli olmakta fayda var diyelim. Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olma ihtimaline karşı kademeli alım ve satım. Gelirim arkadaşlar, şimdi hacme baktığımız zaman, evet, hacim çıkıyor mu? Çıkıyor. Sonra hacim nereye gidiyor arkadaşlar? Hacim aşağı mı düşüyor? Bir daha kontrol etmeye çalışıyorum. Ortalama hacim arkadaşlar 383 milyon civarında takılıyor. Peki arkadaşlar, baktığımız zaman ne gözüküyor? Şimdi hisse için arkadaşlar, tam şu siyahın arkasında, hatta şu siyahı silelim arkadaşlar, daha net görelim şuradaki hacmi. Evet arkadaşlar, hacim şu ortada siyahı takip ettiğimiz zaman hissede bir düşüş var. Hissenin hacimine bir düşüş var. Peki fiyatta bir düşüş var mı? Fiyatta bir düşüş yok. Peki ne oldu arkadaşlar? Artık yorgunluk baş göstermeye başladı. Dikkat etmekte fayda var. Yani iş biraz tehlikeli hal almaya başlıyor. Netice arkadaşlar, şu anda burada olumsuz diyebileceğim bir hacim var. Netice yükselirken artık yükselmemeye başlayan bir hacim var. Bu doğal bir süreç zaten arkadaşlar. Her zaman sonsuza kadar yükselmez. Olumsuz olarak değerlendirebiliriz. Fiyat olumlu, hacim Ichimoku da olumlu olarak değerlendirebiliriz. Gelelim arkadaşlar hemen RSI'mıza. RSI'miz bize ne diyor? RSI diyor ki ben neredeyim diyor. 93 arkadaşlar. Birçok hisse hayatı boyunca göremez bunu. Olumlu ama riski kesinlikle içinde barındırıyor. Dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Gelelim Stock RSI arkadaşlar. Maşallah Stock RSI burası biraz daha sağlıklıymış gibi görünüm sergilemekte. Hisse için olumlu mu arkadaşlar? Evet, olumlu olarak gözüküyor. Burada da çok ciddi bir sıkıntımız yok. Stock RSI'de olumlu diyebiliriz.
indikatörüne bakalım arkadaşlar. MAG indikatörü yıllardır böyle zaten hiç böyle bir tepe görmemiş. Aa, size 2016'ya kadar çıkaracağım bir tepe arkadaşlar. 2016'ya kadar bu kadar yüksek bir Türk Hava Yolları uçağı gibi bir şey görüyor musunuz? Görmüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi hisse sıfırın üzerinde mi? Evet, olumlu. Burada hiçbir sıkıntı yok. Ama şuna dikkat etmek lazım arkadaşlar. Hissede bir sıkışmışlık var. Çok dikkat edin. Sıkışmışlıktan ziyade yukarı doğru bir aşağı doğru bir düzeltme yapma ihtimali var. Dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Yani yay iyice gerilmiş gibi duruyor. Peki arkadaşlar gelelim GCI'mıza. GCI'mız ne diyor? GCI'mıza diyor ki ben de aşırı alış bölgesindeyim. Yalnız GCI biraz daha ılımlı. Burada diyor ben çok gerilmedim diyor. Neden ılımlı arkadaşlar? Yani 200'ün üzerine çok benim için tecrübe 200'ün üzeri. 200'ün üzeri biraz daha sıkıntı olma ihtimali oluyor. Sert hareketler görebiliyoruz. Şu bölgede takılması bile bizim için iyi ama yine de neticede arkadaşlar köpük var mı var. Dikkatli olmakta fayda vardır diye düşünüyorum. Dedikten sonra şu imavileri silerim arkadaşlar. Genel görüntü arkadaşlar Halk Bankası'nda biraz köpüklü bir durum var gibi duruyor. Gelelim arkadaşlar diğer bir isimimize Karsan. Karsan'da durumumuz nedir? Erken önce bir Karsan ne zaman baktığımıza bakalım. Karsan arkadaşlar çok uzun zaman olmamış. 8 gün önce 1 Eylül'de bakmışız. Peki durum nedir? Karsan'a bir kontrol edelim. Karsan'da neresi arkadaşlar? Şurada bakmışız. Evet arkadaşlar burada bir direnç belirlemişiz. 8.74 direncimiz belirlemişiz. Aşağıda 7.57 olarak destek olarak karşımıza çıkıyor. Peki onun dışında arkadaşlar nelerimiz var? Yeşil trend çizgimiz var. Şunu takip etmemiz gerekiyor. Şu artık şunun işi bitti arkadaşlar. Şurayı bir silelim. Burası artık geçmişte kaldı. Şurası da geçmişte kaldı gibi duruyor. Peki önümüzde neler var arkadaşlar? 7.57 ve 7.11 desteğimiz. 8.74 de bizim için direnç olarak karşımıza çıkıyor. Peki direnç için arkadaşlar bir ışın çizmemiz gerekiyor mu? Evet. Ola ki yani bir yükselişte arkadaşlar birinci ışınımızı bu şekilde çizebiliriz. İkinci ışınımızda arkadaşlar tekrar şu şekilde bir direnç olarak karşımıza çıkacak. İkinci ışınımızda bu şekilde çizebiliriz diye düşünebiliriz. Genel görüntü bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Alttan takip etmemiz gereken yeşil trend çizgisi. Üstten takip etmemiz gereken kısa vadeli bu kırmızı trend çizgisi. Biraz daha uzun vadeli bu kırmızı trend çizgisi olarak görme ihtimalimiz var. Peki arkadaşlar gelelim indikatörler bazında nelerdir neler var. İçimoku bulutuna bakalım arkadaşlar. İçimoku bulutu maşallah ta ne zamandan beri? 2022'nin Mart ayından beri arkadaşlar hisse yukarı doğru çıkıyor. İçimoku bulutuna göre olumlu mu arkadaşlar? Olumlu. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Neticede bulutun yeşil olması bize ne diyor arkadaşlar? Ben diyor temizim diyor. Yükseliş trendindeyim diyor. Bana dokunmayın. Olumlu. Bollinger bandına bakalım. Bollinger bandının orta noktası 7.96. Fiyatımız kaç? 8.20. Gayet güzel. Bollinger bandının üstünde kapattığı sürece bizim için hiçbir şimdi durum kötü bir durum söz konusu değil. Yalnız bugün gün içerisinde biraz oynaklık fazla gibi gördüm ben. Yani en düşük 8.5, en yüksek 8.52. Baktığımız zaman %4'lük, %5'lik bir oynama var gibi duruyor arkadaşlar. Dikkatli olmakta fayda var. Çünkü bu tür hareketler biraz sıkıntılı oluyor genelde stopları patlatma anlamında. Olumlu mu arkadaşlar? Neticede olumlu olarak değerlendireceğimiz bir Bollinger bandımız var. Şimdi hacme bakalım arkadaşlar. Hacimle baktığımız zaman şu bölgede sert yükseliş var mı? Hacim evet var. Şu bölgede sert yükseliş var mı? Var. Şimdi baktığımız zaman hafiften bir aşağı doğru trend olarak azalma ama tekrar bir yükseliş var arkadaşlar. Şu bölgeye baktığımız zaman hacimde çok ciddi bir yükseliş yok. Hatta arkadaşlar şuraya dikkat ettiğim zaman burada da ortalama hacim şu anda kaç? 78 milyon not. Yükselirkenki hacim ne kadar arkadaşlar? 100 milyon not. Yani çok ciddi bir düşüş de yok arkadaşlar. Hacim biraz diyor ki ben diyor biraz riskliyim diyor. Yorulmuş olma ihtimalim var diyor. Biraz da dikkatli olmanızda fayda var diyor hacim bize. Neticede arkadaşlar olumlu mu? Olumlu. İçimok olumlu, Bollinger olumlu, hacimle nötr olumlu değil. Hatta nötr olumsuz diyebileceğimiz bir duruma karşımıza çıkıyor. Hacminden dolayı arkadaşlar. Gelelim RSI'mıza. RSI'miz bize ne diyor? RSI diyor ki arkadaşlar ben diyor yukarı çıkmak istiyorum diyor. Anladık. Bunun trend çizgisi zaten bunu söylüyor bize. Burada da hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Orta bölgede takıldığı sürece hissenin görünümü olumlu arkadaşlar. Hatta hiç yukarı çıkmaz, hiç aşağı çıkmazsa stabil bir şekilde yükselmesi daha güzel olur. Neticede olumlu olarak değerlendirebileceğimiz bir bölge olarak karşımıza çıktı. Gelelim arkadaşlar hemen diğer bir indikatörümüze nedir? Stok RSI'mıza. Stok RSI arkadaşlar aşırı satış bölgesine girmiş. Aşırı satış bölgesine takılmaya çalışıyor. Bizim için olumlu mu arkadaşlar? Evet bizim için olumlu değil. Neticede aşırı satış bölgesi kime olumlu der ki arkadaşlar? Açığa satışçılar hariç. Şimdi baktığımız zaman olumlu olarak değerlendirebilecek bir bölge olarak değil. Peki bir düzeltme harekatı yapmaya çalışıyor mu? Evet ufak da olsa bir yukarı düzeltme harekatı yapmaya çalışıyor. Hissenin arkadaşlar burada bir tepkisi ne kadar olur? Yani tepki yukarı doğru çıkar mı? Önümüzdeki günlerde görmekte fayda var diye düşünüyorum ama neticede stok RSI olumsuz.
Gelelim mak indikatörüne. Mak indikatörü bize ne diyor? Mak indikatörü diyor ki ben aşağı doğru bir süzüleceğim diyor. Süzülmüş zaten. Baktığımız zaman yani bir düzeltme harekatı yapıyor gibi. Fiyat arkadaşlar sıfırın altına düşmediği sürece bu tür şeyler bizi çok sıkıntıya sokmaz. Sıfırın altına düştüğü zaman artık yani yükseliş trendinin bittiğinden bahsedebiliriz ama şu anda bundan biraz bahsetmek mantıklı da değil arkadaşlar. Olumlu mu arkadaşlar? Evet, neticede sıfırın üzerinde yükseliş trendinde olduğunu teyit ediyoruz. Pozitif bölgede olduğunu teyit ediyoruz. Hisse için olumlu olarak değerlendirebilecek bir bölgede olarak gözüküyor. MAC indikatörüne göre Karsan. GCI'mize bakalım. GCI'miz bize ne diyor? GCI diyor ki ben diyor aşırı alış bölgesine girmiştim. Ya, hafiften bir düzelteceğim kendime. Çeki düzen vereceğim. Ver kardeş benim için sıkıntı var mı? Benim için hiçbir sıkıntı yok. Bu bölgede takılması bizim için olumlu olarak değerlendirebileceğimiz bir durum. Ha, ileriki günlerde bakarız bakmayız ama gayet de güzel bir şekilde duruyor arkadaşlar. Hisse için burada çok ciddi bir sıkıntımız yok. Olumlu olarak değerlendireceğimiz bir durum. Gelelim arkadaşlar diğer bir hissemize Petkim'e. Petkim ne diyor bize? Petkim'e bir bakalım. İlk önce Petkim'i ne zaman değerlendirmişiz? Petkim'i arkadaşlar en son 1 Eylül'de değerlendirmiş. Peki 1 Eylül'den beri neler olmuş diyelim. Hemen bakalım arkadaşlar. 1 Eylül ilk önce bulalım. 20'de çok da uzun olmamış aslında ya. Kırmızı arkadaşlar. Şimdi burada zaten baktığımız zaman bir sıkışmışlık söz konusuymuş arkadaşlar. Fiyatlarda sıkışmışlıktan dolayı aşağı doğru bir iniş yapmış. Ondan sonra tekrar kendine hacim bulmuş mu? Hacim aslında çok yeterli bir hacim olmamasına rağmen sert bir şekilde yükselmiş. Dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Eğer hacim bu yükselişi desteklemiyorsa dikkatli olalım diye ki bunu zaten hacim mevzusuna değerlendireceğiz. Peki onun dışında arkadaşlar genel trendimize bakalım. Genel trend arkadaşlar görüntü gayet de güzel. Yani hisse baktığımız zaman yukarı doğru çıkıyor ki hani ne zamandan beri arkadaşlar benim şimdi verilerimi yüklemeye çalışıyorum. İnternetten kaynaklanıyor büyük ihtimalle. Hisse arkadaşlar genel trendde mavi üst trend çizgisini takip etmeye çalışıyor. Burada arkadaşlar büyük ihtimal yukarı doğru değildir. Daha sonra tekrar aşağı nereye kadar düzeltme yapar takip etmek lazım. Ki zaten iki tep arasında ne var? 2020'nin 12. ayı baktığımız zaman 2022'nin 9. ayı arkadaşlar. Artık önümüzdeki günlere değer mi 12. aya kadar sabreder mi? Periyot 1 yıllık mı olur 9 aylık mı olur takip etmekte fayda vardır diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar direnç ve desteklerimizi direncimizi artık çizemeyeceğiz. Direncimiz trend çizgisinin kendisi üstteki mavi trend çizgisi. Bugün olsa arkadaşlar bu trend çizgimiz kaça tekabül ediyor diye bakacağım. Bugün olsa 16'ya tekabül edecek bu direnç çizgimiz. Peki destek neresi arkadaşlar? Destek şu anda elimizin altında bir tane daha yeni desteğimiz oluştu. Desteğimiz neydi? Düşemeyen bölge bizim için destekti. 13.48 olarak destek olarak karşımıza çıktı. Peki arkadaşlar bunun dışında neler görüyoruz? 13.48 dışında aşağıda 11.45 desteğimiz var. 16'dan da 10.6 olarak destek çıkıyor. Yani bu destekler arkadaşlar sadece buraya düşecek anlamı değil. Gelirse olay ki burada tutunma ihtimalinin fazla olduğu anlamına geliyor. Peki arkadaşlar bunlar dışında Ichimoku bulutuna bakalım. Ichimoku bulutu ne diyor? Ichimoku bulutu diyor ki ben diyor olumluyum diyor. Evet bize girdi olumlu arkadaşlar. Hatta çift katmanlı olumlu onu da anlatayım biraz sonra. Şimdi ilk önce yeşil olması bizim için olumlu. Neden? Para, cennet kapısı ve orman yeşil olduğu için bizim için faydalı mı faydalı. Burada ciddi bir sıkıntı yok. Bu yüzden arkadaşlar buna olumlu diyelim. Herhangi bir ciddi sıkıntımız yok. Peki Bollinger bandına bakalım arkadaşlar. Bollinger bandı bize ne diyor? Bollinger bandına baktığımız zaman arkadaşlar orta noktamız kaç? 12.28 fiyatımız kaç? 14.85. Hisse için olumlu mu arkadaşlar? Evet hisse için olumlu. Burada da çok ciddi bir sıkıntımız yok. Gayet de güzel bir görüntü olarak gözüküyor. Bollinger bandına ve Ichimoku bulutuna olumlu diyelim. Hacime baktığımız zaman arkadaşlar hacim ne diyor? Hacim diyor ben aşağı düşeceğim diyor. Düşmüş herhangi bir sıkıntımız yok. Şimdi buraya baktığımız zaman arkadaşlar yani sıkıntı şuradan. Sıkıntı yok derken onu anlatacağım ben size. Bizim için sıkıntı yok. Yani ne yaparsa yapsın anlamda söylüyorum. Şimdi bakın arkadaşlar. Hisse yükseliyor mu? Yükseliyor. Bakın şurada bir düşüş var. Evet çok da sağlıklı bir düşüş. Şimdi baktığımız zaman tekrar bir yükseliş var. Evet yükseliş var. Şimdi bu bölgede arkadaşlar hissenin şu yükseliş anlamında günlük olarak baktığımız zaman bu ise arkadaşlar şu anda bu saatte böyle %7'ye yakın yükselmiş. Saat kaç arkadaşlar? Saat seansın kapanmasına 1 saat var. Arkadaşlar baktığımız zaman %7'ye yakın yükselmiş. Peki fiyat nerede? Hacim nerede arkadaşlar? Hacim arkadaşlar ortalama hacmin bile altında arkadaşlar. 261 milyon lot ortalama hacmimiz var. Bizim günlük hacmimiz 143 milyon arkadaşlar. Neredeyse yani utanması yarısına gelecek arkadaşlar. Yeni çıkan arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken hacim mevzusu çok önemli. Dikkat etmekte fayda var. Çünkü yükselirken hacmin yüksek olması yükselişin kalıcı olduğu anlamına gelir. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Yükselirken hacmin yüksek olması yükselişin kalıcı olmasını. Düşerken arkadaşlar hacmin yüksek olması düşüşün kalıcı olduğu anlamına gelir. Burası önemli. Dikkat etmekte fayda vardır diye düşünüyorum. Geçer arkadaşlar şu son gün için hacim nötr olumsuz diyebileceğim. Bollinger olumlu diyebileceğim. Hacim de Ichimoku'da olumlu diyebileceğim bir durumda.
Gelelim RSI'mıza. RSI'mız bize ne diyor? RSI diyor ki ben diyor yukarı bölgeye takılacaktım diyor. Takılmış zaten. Baktığım zaman arkadaşlar fiyatı 79, şey, fiyat yön değeri 79. Hisse için çok kötü bir durum değil ama biraz da köpük olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Ama neticede olumlu mu? Olumlu. Riski de beraberine getirse de. Gelirim arkadaşlar stock resize tam aşağı doğru kendini düşürürken arkadaşlar baktığım zaman ben bir düzeltme yapacağım, üst kata çıkmaya çalışacağım der gibi bir havada, bizim için fark etmiyor nereye giderse gitsin arkadaşlar, ama board'a bölgede takılması bizim için olumlu. Ekstradan başka bir şey aramaya gerek var mı arkadaşlar? Ekstradan başka bir şey aramaya gerek yok gibi gözüküyor şu aşamada, olumlu olarak değerlendirebiliriz. Gelelim arkadaşlar MAC indikatörü bize ne diyor? MAC indikatörü diyor ki ben diyor çıktım dağlara tepelere gidiyorum koşa koşa diyor. Koştu nereye giderse gitsin, ki zaten arkadaşlar şöyle bir riski az önce anlatıyorum ya. Hissede arkadaşlar 2016'dan beri bu tepeyi görmüş mü görmemiş arkadaşlar. Dikkatli olmakta fayda var. Yani böyle yıllarca bekar kalmış bir adamın evlendiğini düşünün arkadaşlar, ne yapacağını sapıtır. Şimdi burada arkadaşlar yıllardır fiyatı görmemiş adam görünce delirmiş gitmiş, almış başını gitmiş. Hisse için olumlu mu arkadaşlar? Yani hisse için olumlu ama yani çok da fazla yukarı gittiğini fark edelim arkadaşlar. Aşırı derecede bir değerlilik var diye düşünüyorum. Köpük çok fazla gibi gözüküyor. Bu temel analiz değil arkadaşlar, teknik analize göre söylüyorum. Gelelim GCI'miz arkadaşlar. GCI'miz bize ne diyor? GCI de diyor ki ben omuz baş omuz yapabilirim diyor. Ha, şimdi şöyle küçük bir omuz baş ve biraz daha büyük bir omuz. Şimdi çok da simetrik değil ama dikkat etmekte fayda var, ama hiç arkadaşlar böyle bir görüntüde gözüme çarptı. İçeri şu anda bulunduğu bölgede çok ciddi bir sıkıntı yok. Olumlu olarak değerlendireceğimiz bir yerde niye sarı bölgeye takılması bizim için yeterli. Gelelim arkadaşlar bu videomuzun son hissesine. Vakıf Bank, Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı. Bir kontrol edelim arkadaşlar en son ne zaman değerlendirmişiz. Vakıf Bank arkadaşlar en son 15 Ağustos'ta değerlendirmişiz. Maşallah 15 Ağustos'ta bulabilirsem bu karabalığın içerisinde. Şimdi 15 Ağustos arkadaşlar neresi? Şurada kırmızı minnacık şöyle bulmayacağım. Şu arkadaşı olması lazım. Değil. Şu minnacık arkadaşlar. Bulurken bile zorlanıyorum. Şu minnacık bir yer. Peki 15 Ağustos'tan beri neler değişmiş arkadaşlar? Ben size söyleyeyim. Fiyat arkadaşlar 4.8 iken şu anda 11.78. Size yaklaşık olarak 4 katlık. Yani 100 bin lirası olan 300 bin lirası olarak değişmiş olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Şimdi ilk önce şunları arkadaşlar bir silelim. Burada artık bu hisse, yani burada direnç destek bırakmamış. Şimdi var direnç desteği de artık şöyle gidelim arkadaşlar. Çok fazla da bir şey silmeden. Şöyle hemen tabloyu bile temizleyeceğim ama şimdi hepsini siler diye korkuyorum. Şimdi şunları arkadaşlar bir temizleyelim. Burada artık bizim bir sürü işimiz bitti. Yani bunların hepsi geçersiz olduğu gibi gözüküyor. Ki çok hızlı yükseliş. Bir de arayı da biraz fazla tutmuşuz. Vakıfbank'ı değerlendirmemişiz. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman burada ben bir tane destek bile göremiyorum arkadaşlar. Yakın zamanda şu bölgede bir tane bile destek göremiyorum benim kanaatime göre. Şimdi bundan sonra neler bakar hemen arkadaşlar. İlk önce bir trend çizgisi çizeceğiz. Bunda başka şansımız yok. Trend çizgimizi en düşük noktalarına göre baktığımız zaman trend çizgisi, alttan gelen, diplerden gelen trend çizgisi bu şekilde karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Şöyle biraz daha yapalım. Evet. En düşük değerlerine göre yaptığımız trend çizgisi bu. Peki onun dışında arkadaşlar en yüksek değerlere göre yapacağımız trend çizgisine baktığımız zaman onda ne durum ne gözüküyor? Yani şöyle baktığımız zaman son gün hariç yapalım. Genel görüntü arkadaşlar şu şekilde mi çıkıyor? Evet, genel görüntü de bu şekilde çıkıyor arkadaşlar. Bu niye attın sen aşağı koçum? Yavaş lan, niye atıyorsun oğlum, dursana şurada. Ha, durmuyor bile, durmayı bile beceremiyor arkadaşlar. Şöyle yapalım o zaman. Artık çok nasıl yapacağız bilmiyorum ama tutmakta zorlanıyorum. Evet arkadaşlar şimdi oldu. Tamam. Yine aynısını yapıyor. Oğlum dur lan. Neyse. Genel görüntü arkadaşlar şöyle kısa var. Tamam. Genel görüntü arkadaşlar bu vaziyette gözüküyor. Ha, çok sağlıklı mı? Bana göre çok sağlıklı bir görüntü değil. Onu da ben size söyleyeyim. Şimdi bunun neden olduğunu anlatacağım arkadaşlar. Yani bu tür hisseler biraz sıkıntılı olma ihtimalleri var. Neden onu anlatayım. Arkadaşlar bu tür hisselerde Bollinger bandına, ki o mevzuya geleceğiz ama, yani aşırı alış bölgesine girmiş gibi hepsi köpük böyle fokur 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 kaynıyor. Dikkatli olmakta fayda var gibi gözüküyor. Şimdi baştan başlayalım o zaman hemen. Direncimiz, bu arada direnç ve destek söylemeye gerek yok arkadaşlar. Takip etmemiz gereken iki tane çizgi var gibi gözüküyor. Bu etapta artık kendisi nerede kendine destek vurursa, nerede kendisi kendine direnç vurursa orası bizim için direnç ve destektir. Şu aşamada arkadaşlar bunlar için herhangi bir şey söyleyemeyeceğiz gibi duruyor. Peki gelelim arkadaşlar ilk önce neye bakalım? İlk önce arkadaşlar bizim bakacağımız yer nedir? İlk önce bakacağımız yer Ichimoku. Ichimoku'ya bakalım arkadaşlar. Ichimoku gayet de güzel bir şekilde yukarı çıkmış. Şimdi bu arkadaşlar birçok hissede bunu göremiyoruz bile. Onu ben size söyleyeyim. Yani şu Ichimoku bulutu arkadaşlar birçok hissede ince değil, böyle güzelce yeşil değil. Böyle baktığımız zaman gayet güzel aralıklarını korumuş sabit bir şekilde gibi değil. Ichimoku olumlu arkadaşlar. Burada çok ciddi bir sıkıntımız yok. Gelelim Bollinger bandına. İşte bunu anlatacağım. Buradan itibaren risk başlıyor arkadaşlar. Bollinger bandına arkadaşlar orta noktası kaç? 6.52. Yani yarısı arkadaşlar, yarısı. Aha burası.
Olumlu mu? Evet olumlu. Fiyat yukarıda. Gayet canımıza minnet arkadaşlar. Yani 6 milyar paran olacağına 11 milyar cebinde para olmuş. Gayet de güzel arkadaşlar. Hiç gayet de bir sıkıntımız yok. Peki gelelim arkadaşlar riskimize. Bakın Bollinger bandının üstünde arkadaşlar orta noktası kaçtı? Burada 4 nokta şey 5.34 arkadaşlar. Fiyatımız kapanış kaç? 5.50. Şuraya bakarsanız şu kısma bakarsanız 5.50. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tam 10 gündür arkadaşlar Bollinger bandının üstünde kapanış yapıyor. Bakın şu ağzı niye açıyor aşağı biliyor musunuz? Yukarı açıyor ya ağzı Bollinger. Aşağı niye açıyor? Vallahi de bir günde burada da bulabilirsin diyor kendine. Ki bunu %10 şey izin vermiyor da engelleyicisi izin vermiyor ama yani demek istediği kısacası özetle ola ki verirse izin aha burada da bulabilirsin demeye getiriyor kendini. Yani benim artık buraya kadar istediğin kadar relaxım ben diyor. İşte risk arkadaşlar bu. 10 defa çıkmış bu hisse yukarıya. Evet para girişi var. Para girişinin olması gayet de güzel. Hoşumuza da gider. Ama arkadaşlar sağlıklı bir yükseliş değil. Yani sürekli sen pasla 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 yersen kocaman bir arkalığın olur arkadaşlar. Kalçan kocaman olur. Öyle diyeyim. Daha da bir şey açık konuşmayayım. Geçer arkadaşlar. Burada riski beraberine getiriyor. Dikkatli olmakta fayda var ama ne diyoruz? Bollinger olumlu diyoruz arkadaşlar. Teknik anlamda böyle gözüküyor. Ama aşırı alışma evet aşırı alış arkadaşlar. Gelelim arkadaşlar hemen bakalım aşağı iç hacime. Hacimler arkadaşlar gayet güllük gülistanlık. Herhangi bir sıkıntı yok. Hacim de artmış mı artmış. Yani hacim açıkçası destekli ama bugün hariç. Baktığımız zaman bugün arkadaşlar hacmimiz ortalaması 293 milyon notken günlük hacimiz arkadaşlar 107 milyon. Yani biraz hafiften de olsa yorgunluk belirtisi var. Bu da nötr olumlu diyebileceğimiz bir durum arkadaşlar. Yani Ichimoku olumlu, Bollinger olumlu, hacim nötr olumlu diyebileceğimiz bir durum. Bollinger'de ve hacimde riskler var. Dikkat etmekte fayda var. Gelelim arkadaşlar Risa'ymıza. Risa'yı da diyor ki aşırı alışmıyor. Arkadaşlar 95'i ben yıllardır görmedim. Bakın 95.96 Risa'yı değeri kalmayacak. Zaten maksimum 100. Bak gidemiyor artık gidemiyor. Arkadaşlar çok köpürmüş. Yani fokur 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 cehennem gibi kaynıyor buralar arkadaşlar. Dikkatli olmakta fayda var. Ha kötü mü değil arkadaşlar? Niye kötü olsun ki? Yani fiyat yükseliyor mu yükseliyor. Gerisini biz arar mıyız? Tavuk mu yumurtadan çıkar? Yumurta mı tavuktan çıkar bilmiyoruz. Gelelim Risa'ya arkadaşlar. Risa'dan sonra Stok Risa'ya geçelim. Stok Risa diyor ki bize biz diyor aşırı alış bölgesine girdik ya 100'de arkadaşlar. Bakın hem kısa vadeli sinyalimiz hem uzun vadeli sinyalimiz 100. Bu da hisse için arkadaşlar çok olumlu bir durum değil. Dikkatli olmakta fayda var. Olumlu mu arkadaşlar? Olumlu değerlendirebiliriz mi? Evet olumlu arkadaşlar. Fiyatımızı arttırıyor mu arttırıyor. Onun dışında başka bir şey aramaya gerek yok. Ama arkadaşlar 100 olması bizim için biraz yani aşırı alış bölgesinde olduğunu gösteriyor. Köpük olma, köpüğün daha fazla olduğu anlamına göre dikkatli olmakta fayda var. Olumlu mu olumlu? Gelelim makine indikatörüne arkadaşlar. Makine indikatörü diyor ki evet diyor ben de şiştim diyor. Bakın arkadaşlar hissenin geçmişine kadar bakalım. 2016'ya kadar getirirse internetimiz evet. 2016'ya kadar arkadaşlar getirdiğimizde var mı böyle bir yükseliş? Yok. Var mı böyle bir kuvvet? Yok. Arkadaşlar hissede şu anda yani mağduriyetle o yarı aşma ihtimali olabilir. Nasıl kademeli alım yapıyorsak kademeli satım da önemlidir. Dikkat etmekte fayda var. Çünkü sonsuza kadar yükselmez. Olumlu mu olumlu diyebiliriz. Gelelim GCI'mize arkadaşlar. GCI de aynı şekilde GCI de yukarı doğru çıkıyor. Hisse için olumlu mu? Evet hisse için olumlu arkadaşlar. Yalnız dediğimiz gibi bu da yine köpüklü bölgede. Herhangi bir sıkıntı yok. GCI de olumlu arkadaşlar. Teknik anlamda MAC da olumlu. Stock Risai de olumlu. Risai de olumlu. Baktığımız zaman Ichimoku da olumlu. Bollinger de olumlu. Sadece nötr olumsuz olan hacim var gözüküyor. Yalnız hepsinde köpük var arkadaşlar. Hepsinde köpük var. Dikkatli olmakta fayda var. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.